Merhaba arkadaşlar. İnsan fizyolojisi endokrin sistemin 5. föyüyle kaldığımız yerden konu anlatımımıza devam edelim. Şimdi burada kaldığımız endokrin bezlerden bahsedeceğiz. Bir diğer endokrin bezimiz böbrek üstü bezleri. Biz bu bezleri arkadaşlar adrenal bez adını veriyoruz. Hemen yazalım. Adrenal bezler. Bu bezler arkadaşlar böbrek üstünün hemen üstüne konumlanmıştır ve iki kısımdan oluşur. Bu iki kısımdan şuraya bir böbrek çizelim. Hemen bunun üstüne de böbrek üstü bezimizi çizelim. Bu bezimizin ortasında kalan bölgesine medulla öz bölgesi adı verilir. Dışında kalan kısmına ise kabuk, korteks ismi verilir. Tamam, bu korteks kısmına, kabuk kısmına adrenal korteks yani böbrek üstü bezinin kabuk bölümü, buraya ise adrenal medulla yani böbrek üstü bezinin öz bölgesi adını veriyoruz. Şimdi adrenal korteks dediğimiz kabuk bölgesinden salgılanan hormonlarımız kortizol, aldosteron ve eşey hormonlarıdır. Bunların salgısı hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH ile kontrol edilirken adrenal medulladan salgılanan adrenalin ve noradrenalin hipofiz bezinden alakasız bir şekilde tamamen farklı yapılardan salgılanacaklar. Şimdi böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan bu 3 tane hormonun ortak bir noktası daha var. Bunların steroid yapılı yani monomer yapılı olması diyebiliriz. Şimdi hemen bu adrenal korteks yani kabuk bölgesinden salgılanan hormonlarımıza bakalım. Hipofiz bezinden salgılanan az önce de söylediğimiz gibi ACTH yani adrenokortikotropik hormon ile denetlenir. Buradan birincisi kortizol dediğimiz glukokortikoidlerden bahsedeceğiz. Kortizol stres durumunda üretilir ve kan şekerini arttırıcı etkiye sahiptir. Burada karaciğerdeki protein ve yağ yıkımını hızlandırır arkadaşlar. Bunları glikoza çevirir. Amino asit ve yağları glikoza çevirir. Şimdi amino asitler glikoza çevrilir, glikozlar amino asite çevrilir, yağlara çevrilir. Fakat şunu bilmemiz lazım ki amino asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot varken glikozun yapısında karbon, hidrojen ve oksijen vardır. Bu dönüşüm kortizol sayesinde yapılıp kan şekeri arttırılır. Fakat bu sırada amino asit glikoza çevrilirken yapısında bulunan azot amonyak olarak ayrılır. Buna deaminasyon gerçekleşir. Kortizol fazla salgılanırsa idrarla atılan azotla atık miktarında artış meydana gelir. Aynı zamanda kortizol bağışıklık sistemini baskılayıcı özelliğe sahiptir arkadaşlar. O yüzden alerji gibi hastalıklarda bağışıklık sisteminin neden olduğu hastalıklarda kortizol içerikli ilaçlar kullanılarak bağışıklık sistemini baskılayarak durum ortadan kaldırılabilir. Şimdi hemen bir örneğimiz var, buna bakalım. Hipofiz bezi böbrek üstü bezine bir uyarı göndermiş. Bu uyarı korteksine uyarı gönderen hipofizden salgılanan hormonumuz ACTH'tı. Böbrek üstü bezinden salgılanarak kan şekerini arttırıcı etkiye sahip olan arkadaşlar hormonumuz ise kortizoldü. Amino asitleri glikoza çeviriyordu. Zaten bize X ve Y yerine kim gelebilir diye sormuş. ACTH ve kortizol. Yani cevabımız Z olmalıdır. Hemen yine böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan başka bir hormonumuz aldosteron var. Aldosteron böbreklerden sodyum ve klor emilimini arttırıp klor ve suyun geri emilmesini arttırırken potasyumun emilimini azaltır. Yani kandaki iyon dengesinin düzenlenmesinde etkilidir. Tuzun ve suyun gerilimini arttırdığı için burada arkadaşlar aldosteron kan basıncını arttırıcı etkiye sahiptir. Kan basıncını arttırır. Eğer az salgılanırsa arkadaşlar kan basıncı düşer, doku sıvısı azalır, potasyum ve sodyum iyonlarının dengesi bozulur. Deri bronz rengini alır. Buna arkadaşlar Addison Tunç hastalığı da denir. Addison hastalığı adı verilir. Şimdi geldik yine böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan eşeysel hormonlara. Bunlar arkadaşlar testosteron, progesteron ve östrojenlerdir. Bunların ne iş yaptığını eşeysel bezlerde konuşacağımız için burada sadece buradan da bir miktar salgılanıyor olmasını söyleyebiliriz. Şimdi geldik adrenal medulla yani böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanan hormonlara. İki tane hormonumuz var, adrenalin ve noradrenalin. Bu hipofiz bezinden değil, otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Her ikisi de
Korku, heyecan, stres gibi durumlarda ortaya çıkar. Kan şekerini, kalp atış hızını, kan basıncını arttırıcı etkiye sahiptir ve noradrenalin depo olan glikojenlerin glikozlara dönüşmesini sağlayarak o yüzden zaten kan şekerini arttırıcı etkiye sahiptir. Bununla beraber arkadaşlar göz bebeklerinin korku anında büyümüş bir göz bebeği arkadaşlar büyümesine neden olur. Kıllar dikleşir, deri kılcallarını daraltır. Yüze giden arkadaşlar özellikle yüze giden damarların küçülmesine neden olduğu için korku anında yüzümüzde meydana gelen sararma adrenalin etkisiyle buradaya giden kılcalların daralmasından kaynaklanır. Çizgili kaslarda kasılmayı artırır. O yüzden mesela köpek kovaladığında çok çok daha hızlı kaçabilmemizi sağlar diyebiliriz. Sindirimi yavaşlatır zaten. Dolaşım, boşaltım, hani somatik sinir sisteminin etkisiyle, pardon, sempatik sinirlerin etkisiyle dolaşım, solunum gibi olaylar artarken sindirim yavaşlıyordu zaten. Burada adrenalin salgılanmasının temelinde arkadaşlar bu durumlar vardır. Heyecan, korku, üzüntü, ağrı, soğuk gibi meseleler diyebiliriz. Şimdi adrenalin ve noradrenalin isimine baktığımız zaman sanki birbirleriyle zıt etkiye sahipmiş gibi düşünülmesine rağmen her ikisi aynı etkiye sahiptir. Fakat salınımları birbirinden tamamen bağımsızdır. Adrenalin anlık durumda etki gösterirken noradrenalin daha geniş stres. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir köpek kovaladığında adrenalin daha fazla etki gösterir. Fakat mesela sınava hazırlanan öğrenciler olarak Haziran ayında gireceğimiz sınavın stresini her gün minik minik yaşarız. Bu daha geniş stresin yani yayılmış stresin yönetiminden, adrenalin ise kısa süreli stresten yönetiminden etkilidir. Ama bir daha söylüyoruz, aynı etkiye sahiptir. Fakat salınımları birbirinden bağımsızdır. Bakın yine kan basıncı artar, solunumu hızlandırır gibi etkilere sahiptir diyebiliriz. Şimdi hemen ikinci örneğimiz var, buna bakalım. Böbrek üstü bezinden hormonlarından hangileri salgılanır? Böbrek üstü bezi korteks ve medulladan oluşuyordu. Korteksinden kimler salgılanıyordu? Kortizol, aldosteron ve bir de eşey hormonları. Medullasından ise adrenalin ve noradrenalin salgılanıyordu. Tiroksin ve kalsitonin arkadaşlar tiroid bezlerinden salgılanan hormonlar olduğuna göre 3 ve 4 yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Üçüncü örneğimiz kandaki adrenalin miktarı artan bir insanda. Grafikte belirtilen değişimlerden hangileri gözlenmez? Adrenalin arttığında sindirim yavaşlıyordu arkadaşlar. Çünkü sempatik sinirlerin etkisiyle iş yapıyordu. Sindirimi hızlandıran parasempatik sinirlerde. Dolayısıyla bu yavaşlayacaktır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kandaki glikoz miktarı artacak çünkü glikojenleri glikoza çeviriyordu. Göz bebekleri büyüyecek ve kan basıncı artacaktı. Hangisi gözlenmez diye sorduğu için yalnız 3B seçeneği göz bebeklerinin küçülmesi değil büyümesi gözlenecektir. O yüzden cevabımız B olmalıdır. Dördüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlar böbrek üstü bezinden salgılanan 1, 2, 3, 4 hormonlarından hangileri hipofizden salgılanan ACTH ile kontrol edilir? ACTH adrenal korteksten salgılanan hormonları kontrol eder. Kimdi bunlar? Kortizol, aldosteron ve eşey hormonları. Peki bu eşey hormonları kimdi? Progesteron, östrojen ve testosteron. Yani kortizol aldosteron olur, testosteron olur. Adrenalin ise böbrek üstü bezinden medullasından salgılanır ve bu medulladan salgılanan otonom sinir sisteminin etkisiyle salgılanır. ACTH ile ilgisi yoktur. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani D olmalıdır. Şimdi geldik başka bir bezimize, başka bir endokrin bezimiz olmakla beraber pankreas aynı zamanda bir egzokrin yani dış salgı bezi olarak da iş yaptığından dolayı biz hem endokrin hem de egzokrin bez olarak görev yapan bu bezlere karma bez adını veriyoruz. Mide ile ince bağırsak arasında bulunan bu bez bu şekilde dil şeklinde bir yapısı vardır. Sindirim enzimleri salgıladığı için egzokrin aynı zamanda insülin ve glikagon gibi hormonları da salgıladığı için arkadaşlar biz bunları aynı zamanda endokrin bez olarak da görev yaptığını ifade ediyoruz. Pankreas kan şekerinin düzenlenmesini kontrol eden hormonları salgılar. Glikagon ve insülin hormonu birbirleriyle antagonist yani zıt çalışır. Glikagon
Glikojeni glikoza çevirip kan şekerini arttırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda yağ yıkımını sağlar. İnsülin ise kan şekerini düşürücü etkiye sahiptir. Çünkü kanda serbest halde dolaşan glikozlar insülin hormonunun etkisiyle özellikle karaciğer ve kaslara gönderilir ve kandaki glikoz seviyesi düşürülür. Eğer glikoz kanda fazlaysa ve insülin yeterli miktarda salgılanmıyorsa ya da hiç salgılanmıyorsa şeker hastalığı ortaya çıkar ve iki tip şeker hastalığı vardır. Bunlardan tip 1 şeker hastalığı daha genetik yatkınlığın sebep olduğu hastalıktır arkadaşlar. Genç yaşlarda mesela çocukluk döneminde bile ortaya çıkabilir. Burada beta hücrelerinin tahrip etmesi sonucunda insülin üretilememesi durumudur. Bu kişi dışarıdan insülin hormonunun enjekte yoluyla. Çünkü insülin hormonu protein yapılıdır ve protein yapılı gibi büyük hormonlar arkadaşlar ancak doğrudan kana verildiğinde iş yapar. Ağız yoluyla ilaçla alırsak sindirim sistemimizde parçalanacağı için hiçbir etkiye sahip olmaz. Tip 2 şeker hastalığı ise bunlar özellikle yeme bozukluğu. Yani 40 yaşının üstünde ve kilolu kişilerde ortaya çıkar. Bunlarda arkadaşlar insülin hormonu artık salgılanmış fakat o kadar fazla iş yaptırılmış ki hedef hücrelerdeki reseptörler insüline karşı tepkisiz kalmaya başlamışlar. Bu yüzden bunlarda da tabii ki eğer uygun bir diyet ve egzersizle normale döndürülebilir ama bu reseptörler çok ileri seviyede zarar gördüyse bunlar da aynen tip 1 şeker hastalığı gibi insülin hormonunu dışarıdan iğne şeklinde almak zorundadır. Hemen bir önemli bilgimiz var, bunu kontrol edelim. Kas dokusundaki glikojeninin yıkımından elde edilen glikoz fosforlu olduğu için hücreden kana geçemez. Sadece hücre içinde kullanılır. Bu nedenle kandaki glikoz miktarını arttırmak karaciğerdeki glikojenin yıkmakla gerçekleşir. Ne demek istiyor? Kandaki glikoz seviyesi arttığında bu glikoz hem karaciğer hem de çizgili kas hücrelerine gönderilerek kan şekeri düşürülürken kandaki glikoz seviyesi düştüğünde karaciğerdeki glikozlar verilir fakat çizgili kastakiler fosfatla bağlandığı için tekrar bu hücreden kana verilemez. Bir tek karaciğerdekiler kana geçiş yapabilir. Şimdi burada arkadaşlar örnek 5'imize bakalım. Burada da bir yine sınavda çıkmış bir sorumuz var. İnsan vücudunda salgılanan hormonlardan hangileri kan glikoz düzeyini arttırıcı yönde etki gösterir? İnsülin arkadaşlar kan şekerini düşürüyordu. Kandaki arkadaşlar şekerin karaciğere, dokulara, organlara, kas hücrelerine geçmesini sağlıyordu. Dolayısıyla bu kan şekerini düşürür. Bunu eledim. Adrenalin glikojeni yıkarak glikoza çeviriyordu. Dolayısıyla arkadaşlar ne iş yapıyordu? Kan şeker düzeyini artırıcı bir etkiye sahipti. Glikogen ise yine karaciğerde depo edilmiş glikojeni ilk önce glikoza çevirip bunu kan hücrelerine verip kan şekerini arttırıcı bir etkiye sahipti. O yüzden sorumuzun cevabı E olmalıdır. Peki başka hangi hormon kan şekerini arttırır arkadaşlar? Mesela kortizol da diyebilirdi. Kortizol da yine kan şeker düzeyini arttırıcı etkiye sahip olacaktır. Hemen 6. örneğimize bakalım. Aldosteron hormonu kanın yapısında 1-2-3 grafiklerindeki değişimlerinden hangilerine neden olur diye sorulmuş. Aldosteron böbreklerden sodyum, klor ve suyun geri emilimini arttırırken potasyum emilimini azaltıyordu. O zaman sodyum ve klorun kandaki miktarı artacaktır. Yani bu doğru bir ifade. Fakat potasyum emilimini azalttığı için bunun azalması gerekiyordu. Yanlış bir ifade. Sodyum, klor ve su emilip kana verildiği için kan basıncının da artmasını bekleriz. Dolayısıyla birinci ve üçüncü grafiğimiz doğrudur. İkinci grafik hatalıdır. Şimdi geldik arkadaşlar başka bir endokrin bez olarak görev yapan eşeysel bezlerimize. Eşeysel bezlerimiz gonadotropinler tarafından kontrol edilirler. Yani kimdi bunlar? FSH ve LH'lardı. Hemen yazalım. Hipofizin ön lobundan salgılanan gonadotropin bunlardı. Şimdi ilk olarak yumurtalıktan salgılanan hormonlardan östrojen ve progesterona bakacağız. Östrojen arkadaşlar döl yatağının yani rahimin yani endometriyumun mitoz bölünme hızını arttırarak hücre duvarının döl yatağı duvarının kalınlaşmasını sağlar. Aynı zamanda ergenlikle beraber ikincil eşey özellikleri dediğimiz işte meme büyümesi,
Sesin incelmesi, yani dişi özelliği göstermesi, ikincil eşey özelliklerinin oluşmasını sağlar. Progesteron ise embriyonun rahime tutunabileceği hale getirir arkadaşlar. Gebeliğin devamlılığını sağlar. Normalde yumurtalıktan, fakat gebelik sürecinde bir de plazentadan da salgılanır. Gebeliğin devamlılığını sağlar da önemli bir ifadedir. Testisten ise testosteron salgılanır. Sperm üretimi, sperm olgunlaşması, eşey organlarının gelişmesi ve yine erkeksi özellik dediğimiz ikincil eşey özelliklerinin, erkeğe ait ikincil eşey özelliklerinin bıyık çıkması, ses kalınlaşması gibi ortaya çıkmasını sağlayan hormonumuzdur diyebiliriz. Şimdi başka bir bezimiz var arkadaşlar. Timus bezi. Aynı zamanda arkadaşlar kendisi bir lenf düğümüdür. Göğüs kemiğinin hemen altında bulunur. Burada T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar. Önemli bir görevi vardır. Bağışıklık sisteminde görev alan T lenfositlerinin olgunlaşması arkadaşlar timus bezleri tarafından kontrol edilir. Aynı zamanda timozin adı verilen hormonun üretimi de timus bezi tarafından gerçekleştirildiği için, zaten bir hormon ürettiği için biz bunu endokrin bir bez olarak ifade ediyoruz. Diğerimiz ise epifiz bezi. Bunun ürettiği hormon da arkadaşlar melatonindir. Uykuyu düzenleyen ve biyolojik ritmin düzenlenmesini sağlayan bir hormondur melatonin hormonu. Hemen bunu da biyolojik ritmi düzenler diyebiliriz. Biyolojik saatimizin düzenlenmesini sağlar. Şimdi arkadaşlar, sinirim sisteminde ve üriner sistemde yer alan bazı organlardan da hormonlar salgılanır. Mesela mideden gastrin hormonu mide çalışmasını düzenler. 12 parmak bağırsağından, yani bağırsaktan salgılanan sekretin, karaciğerde safra üretimi, pankreastan bikarbonat. Bunları sinirim sisteminde tekrar konuşacağız. Bir de arkadaşlar 12 parmak bağırsağından salgılanan kolesistokinin hormonu var. Bunun da iki tane hedef organı var. Safranın dışarıya atılmasını, safra kesesinden pankreas uyararak pankreas öz suyunun salınmasını sağlar. Karaciğer ve böbrek eritropoyetinin büyük bir kısmını böbrek üretir. Çok küçük bir miktarda karaciğer eritropoyetin üretir. Kırmızı kemik iliğini uyararak özellikle alyuvar üretiminden sorumlu olan, kırmızı kemik iliğini uyarıcı etkiye sahip olan hormonlarımızdır diyebiliriz. Şimdi feedback, yani geri besleme mekanizması. Hipofizden salgılanan bazı hormonlar kanda belirli bir seviyeye ulaştığında hipofize giderek negatif geri bildirim yaparlar arkadaşlar. Mesela TSH tiroid bezini uyarır. Tiroksin salgılandığında hipofize negatif geri bildirim yapar. Kortizol yeterli seviyeye geldiğinde hipofize negatif geri bildirim yapar. Östrojen yeterli seviyeye geldiğinde hipofize negatif geri bildirim yapar. Testosteron yeterli seviyeye geldiğinde hipofize negatif geri bildirim yapar diyebiliriz. Yedinci örneğimize baktığımız zaman aşağıdaki şekilde hipofiz bezi ve denetiminde çalışan iki farklı bez arasında feedback, geri besleme mekanizması verilmiştir. Buna göre X ve Y ile gösterilen hormonlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hipofiz bezinden tiroid bezine uyarı gönderen TSH, tiroidden tiroksin salgılanmasını sağlıyordu. Burada da arkadaşlar kortizol hormonumuz var. Hipofizden böbrek üstü bezine uyarı gönderen arkadaşlar ACTH, kortizol, aldosteron gibi hormonların salgılanmasını sağlıyordu. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Hemen 8. örneğimize bakalım. Aşağıdaki olaylardan hangisinde adrenalin, kortizol ve glikagon hormonları birlikte rol oynar arkadaşlar? Adrenalin kan şekerini arttırır, kortizol kan şekerini arttırır ve glikagon kan şekerini arttırır. Kortizol amino asitleri glikoza çevirdiği için, adrenalin arkadaşlar glikojenleri yıkarak glikoz oluşturduğu için, glikagon ise karaciğerdeki glikozları kana verdiği için kan şekerini arttırırlar. Dolayısıyla hepsinin ortak noktası kan şekerinin arttırılmasıdır diyebiliriz. 9. örneğimiz, yukarıda verilen şemada X hormonu aşağıda verilenlerden hangisine etki etmez? Hipofizden salgılanan hipotalamusun salgılatıcı hormonu ile hipofiz uyarılır. Buradan arkadaşlar çeşitli hormonlar salgılanır. Bunlardan böbrek üstü bezine uyarı gönderen hipofizden salgılanan ACTH'tır. Testislere uyarı gönderen FSH ve LH'tır.
Yumurtalıklara uyarı gönderen yine FSH ve LH'tır. Tiroid bezine uyarı gönderen tiroid uyarıcı hormon TSH'tır. Hepsi hipofizden salgılanır. Pankreas ise kandaki şekere göre salgılanır ve hipofizden kesinlikle bağımsızdır. Pankreastan salgılanan insülin ve glikagon kan şekeriyle. Aynı zamanda kalsitonin ve parot hormon da kandaki kalsiyum seviyesiyle salgılanıyordu. Bunların kesinlikle hipofizle bağlantısı yoktu. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. 10. örneğimiz arkadaşlar, aşağıda verilen endokrin bez ve salgıladığı hormon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Pankreas insülin ve glikagon salgılar. Doğru. Böbrek üstü bezinin korteksinden aldosteron, kortizol ve eşe hormonları salgılanır. Doğru. Hipofiz bezinin ön lobundan STH, TSH, ACTH gibi hormonlar salgılanır. Doğru. Tiroid bezinden kalsitonin ve tiroksin salgılanır. Doğru. FSH yumurtalığa etki eder. Yumurtalıktan östrojen ve progesteron salgılanır. FSH'ı salgılayan arkadaşlar hipofiz bezidir. Dolayısıyla A yanlış bir cevaptır. Şimdi bu kısım endokrin bezlerle alakalı, bu kısmı da arkadaşlar tamamlamış olduk. Bundan sonraki konumuz duyu organlarıdır. Bu yüzden endokrin bezlerle alakalı, endokrin sistemle alakalı sorularınızı çözüp çözemediğiniz sorulara soru çözüm videolarından bakabilirsiniz. Duyu organları bölümümüzde görüşmek üzere.